Babam beni çok mu seviyordu? Evet kızım. Biliyor musun? Babalar en çok kızlarını severmiş. Neden gelmiyor? Çok uzaklara gidiyor. Ne kadar çok? Gelemeyecek kadar. Sen de beni bırakmayacaksın değil mi anne? Anasının kuzusu. Bırakır mıyım seni hiç? Dedem niye hiç konuşmuyor? Konuşuyor kızım. Biz onu duymuyoruz. Babamı çok mu severdi dedem? Babalar evlatlarını çok sever kızım. Baban hastalandı. O burada doğup büyümüş. Ben Aydın'da doğdum, büyüdüm. Tanıştık, evlendik. Buraya yerleştik. Sonra anne? Sonra sen doğdun, büyüdün. Bir gün babam hastalandı. Onu kaybetti. Ama ben dedeni ve babanı bırakıp gidemedim. Burada kaldım. Yüzündeki bu renkler, sesler nedir anne? Onlar demiryolu kurtları. Bu sesler de demiryolu kurtlarının sesleri. Demiryolu kurdu mu anne? Kafasında parlak kırmızı ışıkları var. Uçan böceklerdir. Seni soruyor. Dedem neden konuşmuyor diyor. Bana mı kızgın diyor. Seni ve oğlunu bırakıp gidemedim. Savaş kapımızda. Kimimiz kimsemiz kalmadı buralarda. Başımıza bir hal gelse ne olacak? Söylesene. Daha kaç yıl savaşın gölgesinde yaşarız? Gel kızım. Dedenle meyve yiyorduk biz. Uyuyamadım. Gel sana masal anlatayım. Dedem de dinleyecek ama. Dedesi, dinliyor musun? Zamanın birinde uzak ormanlarda bir demiryolu kurdu yaşarmış.
tüm gün düşlermiş, düşünürmüş, özgür olarak uçabilmeyi, tek başına mücadele etmeyi derken bir fırsat doğmuş. Hayaller için yola koyulmuş. Uçmuş, uçmuş sonsuz gökyüzünde. Çünkü çok genç ve ışık doluymuş. Gökyüzündeki demiryolu kurtları gibi. Dede, geçen akşam annemle gökyüzüne bakarken bir sürü demiryolu kurdu gördük. Işıl ışıllardı. Ama zamanla demiryolu kurdunun ışığı azalmış. Bir aile yaratmış kendisine dostlarından. Bu dostları özlediği ailesini yerine koymasındanmış. Ve karanlıklara, kötülüklere karşı dostlarından da aldığı ışığı ekleyip savaşmaya başlamış. Bu savaş çok uzun sürmüş. Çocuğum, seni çok seviyorum, biliyor musun? Seni çok seviyorum. Söyle bakalım. Bunu demiryolu kurtlarını gönderen amcalara verir misin? Sen hiç merak etme, veririm. Söz mü? Asker sözü.